Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Günün sözü, bizim istediğimiz şey ahlakı siyasileştirmek değil, siyaseti ahlakileştirmektir. Karl R. Popper Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Melike. Sen de hoş geldin. Hoş buldum, iyi haftalar olsun. İki gündür kasvetli bir gün. Öyle Ve ben ya. hiç yataktan çıkmak istemiyorum. Size de öyle oluyor mu? Hava şey, evet. baskın değil mi biraz kapalı Kesinlikle olunca? Evet. kasvet. Hava beni de çok etkiliyor. Hava kapalı olunca böyle insanın ruhu daralıyor. Bende de çok etkisi var havanın. Bu havalar beni mahvetti diye var ya. <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> Sen de bu Beni havalar bu güzel mahvetti. havalar mahvetti diyor evet. şair. Ee, konularımıza geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Uzun zamandır yapmıyordum. Evet. Beğenirlerse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazlarsa çok seviniriz. Ee, Ağıraksak yine gidiyoruz, devam ediyoruz. 300 bine ulaşamadık henüz. Ulaşırız diye evet, umut evet, ediyorum. Ulaşırız kesinlikle. Biz sanki okurdan, izleyiciden küstük de hatırlatma yapmıyormuşuz gibi bir durum <laughs> evet. çıktı ortaya. E, son zamanlarda konularda fazla olunca arada unutabiliyorum. Yoksa küsmedik kimseye. E, Bitlo'ya da teşekkür ederiz o zaman. Edelim. E, destekleri için sağ olsunlar. Bizim için çok önemli değerli katkıları. Evet, kesinlikle. Umarım Bitlo da bizden şey yaptığı, olduğu sponsorluğun karşılığını alıyordur izleyicilerimizden. Evet. Bilemiyorum onu. Geçelim konularımıza bu hafta. Ee, şeyle başlayalım, sarayla başlayalım. Başlayalım. Sayıştay'ın geçen yılki raporuna göre 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı sadece bir günde 27 milyon lira harcamış. Fakat sarayın içinde kaç kişi çalışıyor kadroda, kaç kişi var? Buna dair kimsenin hiçbir bilgisi yok. Bir iddiaya göre sadece 40 tane Cumhurbaşkanı başdanışmanı var, 40 tane danışman var ve politika kurulunda 80 kişilik üye var. Yeni bir iddiaya göre e, iki yeni Si daha eklenecekmiş bu politika kuruluna. Bu iddia genel merkezde ve parti kurulunda tepki çekmiş. Bunu Nuray Babacan gazete pencerede yazdı. Sarayla parti merkezi içerisinde nasıl bir kavga var? Bunun ötesinde bir şey mi yaşanan? Evet Nuray Babacan'ın yazdığı analizi, kulis bilgi şeysini, yazısını ben de okudum. Aslında bu birçok AK Partililer arasında konuşulan bir şey. Yani sarayla AK Parti arasında bir giderek bir ayrışma var. Yani ülkeyi yöneten artık saray. AK Parti biraz ülke yönetiminden uzaklaşmış durumda. Tayyip Erdoğan daha çok danışmanlarıyla ve oradaki politika kurulu dediği üyelerle ülke yönetimini yapıyor. AK Partililer sadece e, hani Erdoğan'ı seçim kazandırmakla sorumlularmış gibi bir şey o oluştu giderek. Ama zaten bir olay olduğunda dikkat et. Ak Partililerden ziyade Ak Parti genel başkanları, milletvekillerinden ziyade saray danışmanları daha çabuk devreye giriyor ve bir konuda mutlaka bir yorum yapıyorlar, evet. sert de bir yorum. Diğer taraftan saray danışmanlarının yapmış olduğu attığı tweetlere ya da yorumlara itiraz eden Ak Parti var. MKK'ya götür mesela. İstifa et git cehennem ol git. Orada durma falan gibi şeyler yapıyor. Öbür taraftan bundan birkaç ay önce bu anayasa tartışmaları olduğunda saray danışmanlarından Mehmet Uçum Ak Parti genel başkan yardımcılarından Hayati Yazıcı'yı tehdit etmişti. Ona da bir şey yapılmadı. Şimdi sarayla Ak Parti arasında bir ayrım var. AK Partililer kabullenmekte zorlanıyorlar. Artık artık parti yok. Saray ve sarayın etrafında oluşmuş bir oligarşik yapı Türkiye'yi yönetiyor. AK Partili birçok yetkili o oligarşik yapının arasına da değil giremiyorlar da. E, politikaların belirlendiği yere de giremiyorlar. Ne olup bittiğini anlamak için de giremiyorlar. Daha önce bir örnek vermiştim. Evet çatı. En üstte olanlar evet, değil mi? Evet. Değil mi? Asansörle çıkma. Evet, evet. Erdoğan böyle dönem dönem şimdi bile. Şimdi diyelim ki yanında 10 kişi var. Şeye doğru çıkmaya başlıyor. 10. kat diyelim. ülke yönetiminin olduğu yer olsun. 10. kat. Orası saray mı oluyor? Işte? Evet orası saray kabul edelim. 3. kata gelince birilerini indiriyor. 4. kata gelince birilerini indiriyor. 8'e gelince diyelim ki genel başkan yardımcılarını indiriyor. 9'a gelince en yakınları indiriyor. Ona geldiğinde sadece üç kişi çıkıyor oraya. <laughs> Onlar da, da daha çok böyle bu, bu, dediğim oligarşik yapı. AK Partilerin şunu görmesi lazım. Erdoğan artık onların değil. Erdoğan bu yapının e, yapıyla beraber Türkiye yöneten bir aktöre dönüştü. Yani o danışmanın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nı tehdit edecek cesareti bulması da veyahut bir başkasının AK Parti MKYK üyesinenin söylediklerinin tersi tweet atıp bir de ona e, nazire yapması falan bütün bunlara baktığımızda Erdoğan artık o gücün kontrolünde. O güçle yani o gücün ittifakında öyle diyeyim. AK Parti'nin tek bir misyonu kaldı benim anladığım kadarıyla. Bu güce Erdoğan'ı kazandırıp bunlara teslim etmek. Hani sen diyelim ki çok çalışıyorsun, bir para kazanıyorsun, para götürüp annene teslim ediyorsun. Harcama yetkisi annende, tasarruf yetkisi annende, sana ne kadar harçlık vereceği yetkisi de annende. Maaş senin olabilir, sen çalışıyor olabilirsin, sen kazanıyor olabilirsin. Ama maaşı baştan teslim ettiğin için annene, annenin eline bakıyorsun artık. AK Parti ile sar sar şeyin, sarayın ilişkisi biraz buna benziyor. Artık burada Erdoğan etrafındaki o oligarşik yapı, AK Parti'deki birçok şey, zaten dikkat et, Erdoğan'ın AK Parti'yi artık toparlama gibi bir çabası da yok. Evet sözde birkaç şey söylüyor ama aylar oldu öyle belirgin bir değişim yapmıyor, yenilik yapmıyor. İhtiyaç duymuyor çünkü yani <laughs> seçimi kazanacaksa da bundan sonra muhtemelen o saray eş, eşrafıyla beraber kurgulayacak devlet dediğimiz artık rejim. Onunla beraber kurgulayacak, onunla beraber her ne yapacaksa AK Partililer de uzaktan, biz de burada bir makamımız var ne kadar kalıyorsa yani 6. kata çıkmak onları mutlu ediyorsa yetiyor. Kimisi 7. kata kadar çıkabiliyorsa yetiyor. E kimisi 3. katta da durmayı şey yapıyor ama ben de duyuyorum birçok kulislerden işte işten işe çok homurdanıyorlar. E bir taraftan işte Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri dediği, ekonomi kurul üyeleri, hukuk kurul üyeleri şey anlatabiliyor muyum? Her alanda sarayda oluşturulmuş bir yapı var. O yapıda kimler var? bugün işte Nuray'ın yazısında bahsediyor. Danışmanların sayısını vermiyorlar kimseye. Kaç kişinin çalıştığını da söylemiyorlar. Kaç danışmanı var? Kaç personel var? Bu kurullarda kimler var? Şimdi yeni iki tane daha kurul, kurulacak diye konuşuluyor. Şimdi bir tarafta Mehmet Şimşek var ama bir tarafta da saray adına Cevdet Yılmaz var. Cevdet Yılmaz mesela sunumlar yapıyor, paketleri açıklıyor. Yani böyle Cevdet Yılmaz biraz şey Cevdet Yılmaz diyorum. Mehmet Şimşek biraz icracı yani işi yapan ama Politikayı belirleyen burası. AK Parti'de bu rahatsızlık var. Biz artık çok politikayı belirlemeye etki etmiyoruz. Hı hı. Politikayı artık saray ve danışmanları ediyor. Bizden de uzaklaştı neredeyse. Bence onlara geçmiş olsun. Ya yani onlar artık aslında Erdoğan'ın yani Erdoğan'ın ittifak yaptığı oligarşik yapı Erdoğan'ın gücünü aldılar, devşirdiler ortak bir ittifakla, bir anlayışla. Önemli olan rejimin Sağlıklı kalması hani kutsal rejim mantığıyla öyle devam ediyorlar. Bakalım bu gerginlik ne, ne kadar olacak? Peki itiraz edenlerin derdi sadece çıkar ve makam şeyiyle mi itiraz ediyorlar yoksa oradaki yapı değiştiği için mi? E Şimdi şöyle orada doğal olarak onların da şaşkınlıkla karşıladıkları bazı politikalar oluyor. Mesela diyelim ki Can Atalay meselesinde AK Partililer Can bırakılmasını istiyorlar. Çok Osman Kavalan'ın çok basit nedeni öyle hukuk özgürlük falan filan değil. Ya diyorlar ki bizim ekonomiyi düzeltmemiz için içeride bazı rahatlamaları yapmamız lazım ki ekonomik yani yapısal reformlar dedikleri. Hı, hı. E bunun için Can Atalay gibi sembol Osman Kavala gibi sembol isimlerin bırakılması gerekiyor. Tabii, tüm Ama tüm danışmanlar res çekiyorlar. Evet. E şimdi adam bakıyor diyor ki lan bizim partimizin çıkarı bunu bırakmaktan geçiyor. Biz ne taktık Canatay'la Osman Kavala'ya yani niye kafamıza böyle hani şeye bir kronik bir takıntı haline getirmişiz, bırakmıyormuşuz gibi. Bizim için önemli olan bunların serbest kalması bizim de ekonomiyi toparlayıp yeniden toplumdan iltifat almak. Ama saray danışmanlarının hesabı başka. O devreye giriyor mesela Ya da diyelim ki teğmenler meselesinde parti başka bir şey söylüyor, saray başka bir şey söylüyor. Bir taraf az da siyaset yapmak istiyor, diğeri yaptırtmıyor. Diğeri yaptırtmıyor. Yani bir taraf siyaset yaparak gücünü korumaya çalışıyor. Diğeri diyor ki bizim burada rejimin çizdiği sınırlar dışına çıkabilecek hiçbir siyaseti kabul etmiyoruz. Ve e, sözü geçen de saray oluyor, danışmanlar oluyor. AK Partililer değil. Evet. AK Partililer de bu da doğal olarak AK Partililerde bir rahatsızlık yaratıyor. Ne oluyor? Nereden geliyor? Mesela hiçbiri Mehmet Uçum'un bu gücü nereden aldığını bulamıyorlar mesela. Nereden alıyor abi? Bir partinin genel başkan yardımcısını tehdit edecek gücü nereden alıyor? Evet. Erdoğan'dan Mıdır? Sadece Erdoğan değil. Çünkü Erdoğan da tehditti mesela Mehmet Uçum çok enteresan bir şekilde. Yani Erdoğan birkaç sefer yüzde elli artı biri değiştirebiliriz, tartışabiliriz, konuşabiliriz dediğinde ilk tweetler Mehmet Uçum'dan geldi saray danışmanından. Hayır yapamazsın, edemezsin, konuşamazsınız. Anayasa tartışması yapılıyor mesela Mehmet Uçum her seferinde mutlaka 50 artı 1 dokunulmamak kaydıyla evet yeni bir anayasaya ihtiyaç var tartışması yapıyor. Şimdi Erdoğan'ın fikri belli, danışman ayrı bir şey söylüyor. Belli ki orada başka bir denge, başka bir ittifak güç var. O güç Erdoğan'la yaptığı ittifak neticesinde AK Parti'nin siyasetini devre dışı bırakıyorlar. Bu da AK Parti rahatsızlık yaratıyor. Evet. Ee, bir başka konumuz da emniyet içerisinde konuşulan iddialar. Ee, i̇ddiaya göre emniyet mensupları diyormuş ki siyasetçi önemli bir siyasetçinin bir Yine şantaj bir kaseti varmış ee, ve bu kişi aynı zamanda eşiyle boşanma aşamasındaymış. Biz zaman zaman siyasetçilerin videolarında, kasetlerinde konuşuyoruz. Ee, yorumlara baktım bazıları özel hayattır bize ne diyor. Bazıları da bu şantaj ve kasetler nedeniyle siyasi kararlar aldırılıyorsa bizi de ilgilendirir. O yüzden bu kişinin istifa etmesi gerekir diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu mevzuya? Şimdi normalde bu işler konuşulmaması lazım. Ama dünyanın neresinde olursa olsun, bunun öyle muhafazakarlıkla, dindarlıkla bir alakası yok. Dünyanın neresinde olursa olsun evli bir siyasetçi, başka bir kadınla ilişkisi ortaya çıktığında genelde kaybeder makamını. Ya istifa etmek zorunda kalır ya da çekilmek zorunda kalır. Çünkü toplumların hiçbiri kabul etmiyor bunu, bu tip ilişkileri. Ben de çok duyuyorum. İsimler havada uçuşuyor, şunun kaseti var, bunun kaseti var falan. Şimdi buradaki kaset meselesinde benim dikkat ettiğim şu. Bu yap yorum yapanlara ben de katılıyorum. Eğer bulundukları pozisyon, eğer o kasetle tehdit edilerek terbiye ediliyorsa bulundukları pozisyonlar da bizi de ilgilendiriyor demektir. O zaman sadece özel hayat olarak kalmıyor. Yani kaseti olan bir siyasetçi iktidar tarafından canımı sıkma ya da başka odaklar tarafından, işte canımızı sıkma, fazla da ileri gitme, bak bunu yaparız dediğinde o da ister istemez kendini oto otokontrol uyguluyorsa bu ülkeye zarar veriyor demektir. Şimdi benim buradaki asıl şey yaptığım şu, kasetin varlığından yokluğundan ziyade, varsa eğer o anlamda söylüyorum, muhalif siyasetçilerin eğer varsa ben onu, yani kasetin kendi içeriğinin ayıbından daha öte başka bir felaket var orada. Demek ki umursamıyorlar Türkiye'yi. Çünkü dikkatli davranmıyor demektir bu. Yani ben mesela su, içtiğim suya dikkat ediyorum. Neyim ki? Öyle bir sorumluluk makamı yok. Ama olur da bir açımızı bulurlar bir yerden. Sözümüz etkisini kaybeder. İçtiğim suya dikkat ederim. Aman. E şimdi sen eğer muhalefette bir siyasi aktöre dönüşmüşsen özel hayatına dikkat edeceksin. Özel hayatına dikkat etmiyorsan muhalefeti de önemsemiyorsun. Türkiye'yi de önemsemiyorsun. Muhalefetin yaratmaya çalıştığı umudu da önemsemiyorsun. Toplumun muhalefete yüklediği anlamı da önemsemiyorsun. Tamamen kendi özel hayatında keyfine bakıyorsun demektir. Bu çok vahim. Yani bu kasetin kendisinden daha vahim bana göre. Yani mevcut siyasetçilerden muhaliflerden birinin kaseti çıktığında ben şöyle derim. O var da boş verir, kendi bilir. Ama demek ki bunun Türkiye diye bir derdi yokmuş. Bu kadar rahat iktidara yani kontrolsüz hareket ettiğine göre demek ki umursamıyormuş. Ne muhalefeti umursuyormuş, ne Türkiye'yi umursuyormuş ne de Türkiye diye bir derdi varmış. Ama hangi şartlar altında kaydalandığını da bilemeyiz ki umursayıp umursamadığını sadece kasetten nasıl anlayacağız? Hayır şöyle, zaten şimdi ben konuşulanlar üzerine dedikodular çok dolaşıyor ortalıkta. Evli bir siyasetçinin başka bir kadınla ilişkisi üzerinden konuşuluyor. Kadın da bilinen biri konuşuluyor, kadın adı da konuşuluyor. Siyasetçinin adı da konuşuluyor. Hatta eşiler ayrılma birçok siyasetçi, birkaç bir kişi değil. En az 3 4 kişinin adı çok yoğun bir şekilde konuşuluyor ve bunların hepsi evli ve başka bir kadınla geçiyor. Şimdi bunlar o yüzden, muhalefet partilerinden. E muhalefet partilerinden. Daha ağırlıklı olarak. O yüzden de şey e, yani demek ki biraz sorumsuz davranıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ya mesela diyelim ki mesela biz Kemal Bey'in böyle bir şeyini duymadık, değil mi? ya da diyelim ki atıyorum Meral Akşener'in de böyle bir şeyini duymadık. Hani ya da başka Musavvat Dervişoğlu'nun ya da diyelim ki hani Özgür Özel'in neyse. Şimdi demek ki bir yerde bir şey dedikodu dolaşıyorsa belli ki arka planda kaynıyor. Mesela Kemal Bey'le ilgili böyle bir dedikodu dolaşmıyor ortalıkta ya dolaşmadı geçmişte. Niye? Çünkü demek ki dikkat etti. Bu konuda dikkat etti ya başka bir konuda etmemiş olabilir. E şimdi buradan baktığımızda eğer e, adı geçen siyasetçiler Gerçekse bu o zaman kontrolsüz ve dikkatsiz bir hayat sürmüşler ve hem kendilerini yapmışlar hem de muhalefeti yapmış olacaklar. Çünkü tekrar edeyim. Evet kaset üzerinden her ne kadar siyaset yapılmasın hepimiz bunuyiz. İnsanın özel hayatıdır diyebiliriz. Ama siyasetçiysen özel hayat olmaktan çıkıyor. Kamsal. Bu Avrupa ülkelerinde de problem mi? Tabii her yerde problem. Her yerde. Her yerde. Evet. Ya Amerika'da şey ee, Valine Arnold. Oyuncu vardı ya. Ha evet. Oyuncunun kardeşi değil ya, mi? Yok oyuncu. Artist. Sanatçı yani oyuncu. Kaliforniya valisi olması lazım. Hmm. Ee, şeyi çıktı ortaya. Adam normalde Amerikan başkanlığına gidiyordu. Öyle bir popülaritesi vardı. Sonra bir kadın çıktı ve çocuğu olmuş ondan çok 20 yıl önce. Adamın siyas hayatı bitti ve çekildi. Kenarı çekildi. Her yerde böyledir yani. Bunu toplum kabul etmez. Yani ben de anlamıyorum mesela abi bu tip makamlara talipsen o zaman buradan vazgeçeceksin yani. E, böyle düşkünsen o zaman bu tip makamlara talip olmayacaksın. Bu ikisi bir arada yürümüyor bunu kabul edecekler yani. Etik problemi olmadığı sürece sorun yok. Ben bence. o işlere etik olarak hani bakmam. Evli, evli değilse problem yok gibi. Hayır ben evli de olsa evsiz de olsa bekar da olsa ben o işlere etik olarak bakmam. Kimse yargılama hakkım yok. Evet kimse ya ahlaklık ahlakçılık yapma vay sen niye Hayır biz kişisel olarak zaten yapmayız da toplumda etik ona göre bakılır yani evlilik yani bakıyorlar Orada biraz gibi işte sorumsuzluk olarak bakıyorlar sadakatsizlik olarak bakıyorlar başka ben kişisel olarak öyle etik metik falan bu işlerde bu işlerde asla öyle vay sen niye gittin aldattın falan filan bu işe çok tehlikeli bir konu asla yargılamam hiç kimseyi yargılamam hiç kimseyle bu konuda konu etmem beni ilgilendirmez ama beni nereden ilgilendiriyor Belli bir makamdaysan, bir sorumluluğun varsa o sorumluluğa göre davranman gerekiyor. Davranmıyorsan demek ki umursamamışsın bu makamı. Senin bu makamı umursamaman demek aslında benim derdimi, benim sorunumu, benim ülkeyle ilgili endişemi de umursamamak anlamına geliyor. Ben buradan bakıyorum. Yoksa öyle bir sorumluluk alanı yok. He gitmiş, kendi keyfiyle, zevkiyle yapılmış. O onun çocuklarıyla, karısıyla veyahut beraber olduğu kadınla kendi aralarında, birbirlerini yargılayabileceklerini, birbirlerine hesap sorabilecekleri bir konu. Bizi üçüncü şahısları ilgilendirir bir şey değil. Ben böyle bakarım. Ama dediğim gibi siyasi aktörler sorumlu, yani o davranışıyla aslında bize bir, <laughs> bir işaret vermiş oluyorlar. Yani rahat, öyle bir şey yapmışsa diyoruz ki ülke derdi yokmuş bunun. Bu, bunun işaretini alıyoruz. Ben sadece buradan bakarım yani. Hı hı. Evet, Ankara'ya yeni adliye açılıyor. Cuma günü temelleri atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Ve yeni adliye sarayın özelliklerini anlattı. 14 tane ayrı bina olacakmış. Yan yana yapay mimari olacakmış. 745 bin metrekarelik kapalı alanı. 588 duruşma salonu. Ve 1400 tane de hakim savcı odası olacakmış baktım ben daha önce işte ne kadar adliye vardı diye. 78 adliye varmış 22 yıl önce AKP iktidara geldikten sonra da 366'ya çıkmış. Adliyeler arttıkça adalette arttı mı sizce? Bakan Tuş bayağı övdü çünkü. Evet çok bayağı bir havasını attı. Şöyle akıllı bina yapıyoruz, şöyle özellikleri var. Bina AK Parti deyince de ne ne geliyor inşaat. Adamlar ondan anlıyorlar yani. Çok güzel binalar yapmak, yollar yapmak köprüler yapmak. Çok güzel olduğu tartışılır. Yani çok güzel dediğim kendi reklamlar açısından söylüyorum. Kullandıkları değil. Yani inşaat, ya Resulallah inşaat diye. Öyle bir İslamcılarla ilgili şey vardır. Müteahhitler, mücahit, şey, mücahitlerin hepsi müteahhit oldu diye. Yani e, memlekette hukuk yok ama çok güzel şey var. Adalet sarayımız yapılıyor. Adam hukuksuzluktan du duyması gereken endişenin onda birini kadar duymuyor ama bir binadan duyduğu heyecan hat safhada. Yani ortada de derin bir yargı krizi var. Orada yargıtayın kararına uymayan bir, anayasa mahkemesinin kararına uymayan bir yargıtay var. Her gün onlarca şey, olay patlak veriyor. İşte filanı serbest bırakmışlar, filan dosyayı, işte Dilan Polat meselesinde olduğu gibi, başka birçok olayda olduğu gibi yargı mutlaka böyle adı parasal ilişkilere karışıyor. Kimse ceza almıyor yaptığı, ettiği işten kimse ceza almıyor. Ama bir Adalet Bakanımıza sorarsan yaptığı güzel akıllı binalarla memlekete hukuk getirmiş olacak. Yani şunu anlamıyorlar. Hukuk binayla, personelle olabilir bir şey değil. Dünyanın en iyi yargıçlarını da getirseniz, eğer burada bir anayasaya uyulmuyorsa, burada bir yasaya uyulmuyorsa, kimse burada bir kurallar silsilesine uymuyorsa, orada bağımsız yargı inşa edemezsin. Dünyanın en güzel binalarını da yapsan en güzel adalet sarayları sende olsun dünyanın en güzelleri ama içi boş. Çünkü çünkü bir ada, hukuk felsefen yok. Çünkü hukuk devleti hassasiyetin yok. Bütünüyle o hassasiyetten vazgeçmişsin. Ya senin önünde sen bir adalet bakanısın. Senin önünde şu anda iki tane erk anayasa mahkemesiyle yargıtay arasında bir tartışma var ve kimse umurunda değil. Bıraktılar. Yanada yerde duruyor orada. Onu çözmek yerine Adalet Sarayı yaparak işi halledeceğini düşünüyor. Hı. Ya da diyelim ki başka bir suçlu Dilan Polat meselesinde işte o orada bir hukuk cinayeti var. 40 yıl istediğin adamı ilk duruşmada serbest bırakmışsın sen kalkmışsın çok güzel adalet binaları yaptık. Çok güzel işte şöyle akıllı binalar yaptık. Ee, kopmuşlar dünyadan kopmuşlar içlerindeki yani hukukun bir ülke için ne anlam ifade ettiğini bağımsız yargının bir ülke için nasıl bir ehemmiyete sahip olduğunu bunları unutmuşlar tamamen. Böyle göstermelik, şov amaçlı. Bu biraz şeye benziyor işte. Sarayımız var, uçaklarımız var, şatafatımız halt, hat safada. İtibardan tasarruf olmaz. Ama TÜİK verilerine göre 40 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahipsin, dünyanın en yüksek faizini ödüyorsun. Niye? Ama sarayımız var. Ama bakanlarımızın hepsi özel uçakla dolaş Aynı. Yani oradaki mantık neyse yargıdaki mantık da o. Nasıl ki Erdoğan'ın sarayı, uçakları, çatafatı, işte Ahlat'ta ayrı bir saray, Okluk koyunda ayrı bir saray. Bunlara baktığında ya ne kadar güçlü bir devlet algısı yaratmaya çalışıyorlar ya. Ama halka baktığında o öyle bir güç yok. Aynısını yargıda yapıyorlar. Büyük adliye sarayları, hı hı. anlı şanlı yargı mensupları. Ama orada adil bir sistem, adil bir mekanizma yok ve bunda pek umursadıklarını zannetmiyorum. Büyüklük takıntıları var bence. Var bence. Taksim'deki de. o cami, İstanbul Havalimanı, AKM'nin büyük ama sanattan yoksun oluşu filan. Cumhurbaşkanlığı evet. sarayı şatafat da öyle. Şatapat o, şatapat düşkünlüğüdür. Evet, Büyüklükten ziyade gösteriş. Hı hı gösteriş olgunlaşmamış olmanın, derinleşmemiş olmanın en büyük alameti farikasıdır. Mesela çok zengin insanlar dikkat et, pek böyle çok lüks, çok zengin dediğim böyle birkaç kuşak aileden gelenler çok öyle lüks yaşadıklarını görmezsin. Ama hızlı kara para ya da diyelim ki uyuşturucu ya da buna benzer haksız bir ihaleyle çok para kazanmış insanlar çok gösterirler. Çünkü gösterme hissederler. Şöyle derler onlar. Göstermeyeceksem niye kazandım ki? Evet. Anlatabiliyor muyum? Göstermeyeceksem ben bunu niye kazandım? buradaki iktidarın her alanda, saray meselesinde de, yargı meselesinde de, başka alanlarda gösteriş tutkusu arka planın olmam. Arka plan olsa zaten gösterme ihtiyacı hissetmez. Onu şöyle der. Biz öyle bir sistem kurduk, ki, yargı verdiğimiz yargı kararıyla bu ülkenin yargısının gücünü kendi gösteriyor evet. der zaten. Bunu gösteremediği için öbür tarafı, onu göstererek bunun büyüklüğünü aslında kendince ilan etmeye çalışıyor ama içi boş. Evet. Ee, diğer konumuz meclisteki geleneksel hale dönüşen. E, mangal keyifleri. Geçen yıl Aralık ayında bunlar bir mangal yapmışlardı. AKP'li vekiller çok tepki çekmişti. Şimdi yeni bir mangal daha yaptılar. İsterseniz görüntüleri biz de birazcık verebiliriz ekranı. Kanversonal görüntüleri. E, AKP milletvekili Kayseri milletvekili Hulusi Akar da var. Çalışma e, yok. Spor Bakanı Osman. Osman'ın soy ismi neydi? Osman Aşkın Bek, Osman Aşkın Bek. Bu görüntüler bu kadar tepki çekmesine rağmen niçin yine mangal yaptılar? Umurlarında değil de ki Türkiye. Umurlarında değil Türkiye. Yani halkın hali umurlarında değil. AK Parti o yüzden elitler, zenginler partisine dönüştü. Koptular toplumdan. Yani o görüntünün insanlarda yaratacağı rahatsızlığı algılamayacak kadar koptular halktan işin başında Hulusi sakar, işte mangal şeyi yapıyor. Bir hafta önce ne diyordu? Allah'tan korkmayı öğreteceğiz. Sen Allah'tan korkmayı öğrenmiş olsaydın, bu en önemli vaazlarından biri, komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir değil mi? Milyonlarca insan ekmek almaya zorlanıyor. Sen sucuk sefası, pastırma sefası sürüyorsun. Sürebilirsin, bunu da anlarım. Kendi hayatında, kendi özel çevrende, ilişkilerinde gizli kalmak kay yani mahrem kalmak kaydıyla yiyebilirsin. Kimse sana vay arkadaş sen de bizim gibi yoksul hayat yaşa demiyor. Ama bunu böyle bir şatafata döküp bir videoya çekilmesi, onun yayınlanması, yayınlanmasını engelleyecek bir tedbir bile almamaları ne kadar işi umursamadıklarının bir göstergesi. Hı hı. Yani halkı hiç umursamadıklarının en önemli göstergelerinden biri. Yani bir olay yaparsın bak Umursamak böyle bir şeydir. Ben de burada bazen diyelim ki bir şey söylerim. Tepkileri alırım. Çok kıyamet kopar. Sonra dikkat ederim mesela. Eğer umursuyorsam dikkat ederim. Ya sen buna benzer bir böyle bir dönemde yani insanların şu anda yoksulluk, enflasyonun altında ezildiği, kendileri söylüyor, Mehmet Şimşek de söylüyor, işte başkaları da söylüyor ki halkımız evet zorlanıyor, eziliyor hayatınız idame ettirmekte, maaş yetmiyor, asgari ücret yetmiyor, para yetmiyor, gıda pahalı. E şimdi bunu herkes biliyor. Sen buna rağmen insanların tepkisinin yükseldiğini bildiğin halde öyle şatafatlı bir mangal partisi veriyorsan ne bu halk benim umurumda ne de benim partimin oy kaybetmesi benim umurumda demiş oluyorsun. Yukarıdan da uyarı yok mu acaba? Çünkü bu ıstakozlar muhabbeti olduğunda da mesela bir sonraki haftada Adalar, Maldivler fotoğrafları çıkmıştı. Yani devam ediyor sürekli. Ben işte biraz önce onu söyledim ya. Erdoğan AK Parti'yi artık önemsemiyor. Başka bir şey var orada. Yani saray eşrafıyla beraber sanki öyle bir yapı kurdular ki bir daha seçime ihtiyaç duyulmayacakmış gibi. Yani hani Azerbaycan'da nasıl oluyorsa Aliyev %70'lerle 80'lerle ya da Mısır'da nasıl oluyorsa Hüsnü Mübarek 30 sene boyunca %90'la Irak'ta nasıl oluyorsa 40, 30 sene boyunca Saddam %90'la seçiliyorsa nasıl bir sistem kuruyorlar bilmiyorum o sistemi. Hı -hı. Acaba diyorum burada da bir tane Erdoğan'ın meşhur sözü vardı ya Atalan Üsküdar'ı geçti. Evet, seçim Acaba seçim biz seçimler. hala Üsküdar'ın geçilmediği kanaatinle hareket ediyoruz da bunlar o iş bitti biz artık öyle seçime meçmene halka falan ihtiyacımız yok havasındalar mı? Çünkü oturmuyor. Ama oturmuyor. öyle bir şey de mümkün. Ha? Öyle bir şey mümkün mü yani? Niye mümkün olmasın? Niye olmasın ki? Biz biliyor muyuz YSK evet. ne, ne yapıyor? Sonuçta buna hayır diyen de yüzde elli yani toplumun da yarısı var neticede. O, o toplumla ilgili bir şey değil. O toplum çok çabuk manipüle edilir. O toplumla ilgili bir şey değil o. Yani sistem nedir bilmiyorum. Nasıl yapılıyorlar? Ama normal şartlarda biz şunu biliyoruz. Oy kaybeden, kan kaybeden bir parti daha dikkatli davranır. Davranıyor mu? Hayır. Hı. E peki Erdoğan vaz mı geçti? Tamam abi ben bu kadarmış. İyi. E, 2028'de ben çekiliyorum. Öyle bir havası var mı? Hayır. Hala anayasayı değiştirmekle uğraşıyor. E peki neyine güveniyor da bu tip görseller görüntüler vermekten geri durmuyorlar? Partide uyarıyorsa da sözü mü geçmiyor? O da belli değil. Ama belli ki bu isimler o Hulusi Akar ya da spor bakanı işte Ayşe Böğürler var orada. AK Parti'nin Meka'ya üyesi. Hı hı. Onlar belli ki umursamıyorlar halkın. Bak bu iki türlü. Sadece o için de demiyorum. Şurada da hissetmiyorlar. Ya insan lüks bir restoranda yediği yemeği paylaşmaya utanır hale gelmişiz biz artık. İnsan utanıyor ya. Milyonlarca insan zar zor kuru ekmekle geçiniyor. Milyonlar var öyle. Hepsi öyledir demiyorum ama. TÜİK bize söylüyor, bu devletin kurumu. Bu ülkenin 40 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor diyor. Yoksulluk sınırının altında. 21 milyonu açlık sınırının altında yaşıyor diyor TÜİK verilerine göre. 20 bini geçti açlık sınırı. Ha? Açlık sınırı şu an asgari ücretin üstünde. Tabii, asgari ücretin üzerinde. E sen bu ülkenin bakanısın, milletvekilisin, yöneten partinin mensubusun. Bu halkın o kesimi... Hiç mi canını yakmıyor? Hiç mi demiyorsun mesela ya kardeşim? Bırak sucuğu kokusunu alamıyor insanlar. Bırak sucuğun kendisini. Kokusunu alabilecek imkanı yok. Ayda bir kilo et alsa bayram eden aileler var. Bir kilo ete. Bir ayda. Bırak eti. Yani hafif başka böyle birazcık şey sayılabilecek bir yiyecek bulsa evet biz de bu ay kendimize bir ziyafet çektik diyebilecek aileler var. E sen böyle bir ortamda bu tip bir görüntü vermekten çekinmiyorsan, senin ne bu ülkeyle duygusal bağın kalmış, ne siyasetle bağın kalmış, elitist bir yapıya dönüşmüşsün, elitisten kastım, olumsuz anlamda söylemiyorum, zenginlerin partisine dönüşmüşsün, kendi aranızda yiyin, için, gezin, saraylarda oturun, uçaklarla gezin, yazlıklarınıza gidin, Londra'da gidin gayrimenkuller alın çocuklarınızı oraya yerleştirin duyuyorum. Her gün bir AK Partiliyi duyuyorum. Ya Londra'ya götürmüş çocuğunu yerleştirmiş, ya Amerika'ya götürmüş yerleştirmiş. Cehenneme çevirdikleri ülkeden kaçıyorlar şimdi. Görüyoruz değil mi? Aynen bazen görüyorsundur Londra'da, Almanya'da ya da bir Avrupa ülkesi sokağında "Şeriat istiyorum." diye bağırıyor mesela evet. adam. Ulan kendi ülkesini cehenneme çevirmiş, gitmiş orayı da cehenneme. Orada şeriat aynen bizimkiler gibi. Burayı 23 yılda cehenneme çevirdi eğitimi mahvetti, okulu mahvetti, toplumsal hayatı mahvetti, hukuku mahvetti. Şimdi bundan kaçıyor. Kendi çocuğunu alıyor gidiyor Londra'da ev alıyor, yerleştiriyor. Duyuyorum. Her gün bir AK Partili duyuyorum. Ya Londra'dan, ya Amerika'dan, ya Batı'nın bir şey ülkesinden. Çünkü orada bir tanıdıklarımıza gidiyorlar genelde. Hani aracı olabilecek. İşte bir bir arkadaşım diyor ki işte AK Parti'nin bir genel başkan yardımcısı geldi. Ya ben karımla kızımı buraya getirdim. Ev alayım de burada onlar işte okula gitsin, yerleşsinler. E, okutsana burada. Boğaziçi'ni çöpe çevirdin, üniversiteleri mahvettin, dindar nesil yetiştireceğiz diye eğitimi mahvettin, çocuğunu da kaldırıp götürüp, şeye yurt dışında başkasına okutuyorsun. Niye bu ülkeyi cehenneme çevirdin? Sen şimdi niye kaçmak zorunda kalıyorsun? Zenginlik de böyle. Burayı yoksulluğa boğdular, ekonomiyi batırdılar. Şimdi kendilerine aa, piknik yapıyorlar, mangal yapıyorlar, yurt dışında sefa sürüyorlar, yatlara bir ara demiştim bir programda. AK Partililer bir an önce gitmek istiyor bir, bir kısmı. Ya bu, bu bırakalım artık yani iktidar. Niye biliyor musunuz? Çok para kazanmışlar. Yiyemiyoruz diyormuşlar ya. Hı hı. Abi yiyemiyoruz ki. Çok göze batıyor. Ya ben çok para kazandım. Kendime bir tane yat alamayacaksam alınca çok göze batıyor, haber oluyor. E ben ne yapacağım bu kadar parayı? Psikoloji bu. Ya da ben bir Rolex takmayacaksam e neye kazandım ki bunca yıldır bu kadar? Birçoğunda böyle bir psikoloji var. Bazıları da kavgaya rağmen, tepkiye rağmen takıyor. Tabii, tabii bazıları, bazıları da, da yine umurunda değil. En fazla milletvekili yapmazsın beni diyor bir dönem daha ben de kurtulmuş olurum diye. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle bakıyor. evet ee, Diğer konumuz uzun zamandır tartışılan bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz tartış sloganı. O tartışmalara İyi Parti'den vekil seçilen yüksek Yüksel Arslan da katıldı. Bu isim aynı zamanda 2023 yılına kadar Mansur Yavaş'ın özel kalemiydi. Şöyle bir tweet attı. Uzunca bir tweet bir kısmını not aldım. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerine kapı aralayanlar Atatürk'e bizim gözümüzde bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana proje çocuk denir. Mustafa Kemal'in askeri denmez. E, Arslan'ın kastettiği kim, için böyle bir mesaj veriyor? Mansur Yavaş'ın özel kalemi, eski özel kalemi olmasıyla bir ilişkisi Mansur var mı Mansur Bey'in yakın arkadaş, çalışma arkadaş aynı zamanda. Mansur Bey'le beraber bu Cumhurbaşkanlığı'nda organize eden isimlerden biri. Zaten bugün gördüm hala ASKİ'nin, ASKİ Spor Kulübü'nün müne genel müdürlüğünü yapıyormuş da ya da yönetim kurulu yeri mi ne? Onu da bırakacakmış bu tweetten sonra. E orada Ekrem Bey'i kastediyor. Öyle anlaşıldı. Kimi kastederse katsetsin. Ama sonuçta tartışmalar onun üzerinden çıktı. Hı hı. Ekrem Bey'i kastediyor diye. Bunun üzerine de Mansur Bey çıkıp bir tweet attı. Ben Yüksel Arslan Bey'in yazdığı bu tweet'i asla kabul etmiyorum. Bu benim siyaset tarzıma uygun değil. Yüksel Bey'e de tavsiyem o tweet'i silsin diye. Çünkü herkes oraya yorumladı. Niye yorumladı oraya? Yani nereye yorumladılar? Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki kavga bu tweetle şey yapıyor. Şimdi o tweette iki sorun var. Bir tanesi dili çok kötü. Çok ayıp. İktidar dili var orada. Yani proje çocuk, terörle yan yana duran, bölücülerle İmam söylüyor. İmamoğlu dünyada evvelsi gün bir yerde bir konuşma tokatta. yaptı. Tokat'ta değil mi? Aynen Tokat'ta. O konuşmasını yaparken oradan vatandaşlardan biri biz Mustafa, Mustafa Kemal'in askeriyiz diye bağırınca Ekrem İmamoğlu oldu. ona cevap olarak evet Mustafa Kemal'in askeri olmak cumhuriyet taraftarı olmaktır falan falan diye Mustafa Kemal'in askerinin ne anlama geldiğini anlatıyor. İşini Onun iyi üzerine yapmak, bu tweet kuruma. gelince hı hı. genel olarak yorumlama şey oldu. Ekrem İmamoğlu'na söylüyor. Niye? Çünkü Mansur Bey ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet giderek ekipler arasında artık bir kavgaya dönüşmüş. Ben bunu aylarda söylüyorum zaten. Hı. Bu gizli saklı değil. Özellikle ekipler. Henüz isimlere açıktan iki isim girmiyor buna. Ama alt taraftan iki tarafta iki tarafında ekipleri alttan birbirinin gözünü oyuyorlar. İşte bu tweet o anlama geldi. Dediğim gibi tweetin iki tane şeyi var. Bir tanesi dili çok kötü. Hı hı. İktidar ağzıyla Ekrem İmamoğlu'nu iktidar ağzıyla yani terörle proje olmakla sen kimsin ki Atatürk'ün askeri olasın işte şeyle bölücülerle yan yana poz verenler Atatürk'ün askeri. Olasın. Bunlar çok iktidarın kullandığı argümanlar. Hı, hı. Buradan bu, bu 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 talihsizlik, bu dille gelmiş olması bir talihsizlik. Diğeri ise zaten ortada bir adaylık kavgası giderek kızışıyor. Bu Mansur Bey'e zarar verir. Yani Mansur Bey Allah'tan akıllı davrandı ve erkenden ben bu tweet'i asla kabul etmiyorum. Bu benim tarzım değildir diyerek kendini şey yapıyor. Eğer o tweet atmamış olsaydı ben de burada Mansur Bey'i ağır eleştirecektim. Hı hı. Yani diyecektim ki böyle mi siyaseti yapmayı düşünüyorsun? Hani adaylık bir kavgası vereceksen de kavgayı mertçe ver. Odunu ateş yaşayanlar demişti Tüzük Kurultay'ın. Evet. Yüksel Arslan da onlardan, onlardan bir biri oldu. Yani Mansur Bey Ekrem Bey'le bir siyasi kavga verebilir. Ateş oldu. Bunu anlayabilirim ama her kim kavga veriyorsa mertçe verecek. Niçin Ekrem Bey'in aday olmaması gerektiğini, kendisinin olması gerektiğini kamuoyuna anlatacak ve onun kavgasını. Veyahut Ekrem Bey niçin Mansur Bey'in olmaması gerektiğini, kendisinin olmama olması gerektiğini anlatacak. Ama böyle bel altından birbirini yıpratma, ikisinin birbirini yıpratması muhalefeti yıpratıyor. Bunu da gör görmeleri gerekiyor. O yüzden Mansur Bey'in tweet atması işi kurtardı ama tatsız bir şey görüntü tatsız. Belli ki aşağı kaynıyor. Ateş atanlar da çok. Başta aktörlerin kendileri bir aklı selimle bir geri plana çekilip bir dakika bunu nasıl aklı selimle bir yoluna koyabiliriz yaklaşımında da değil. Bir iş bilek güreşine dökülmüş. Kim kimi yenecekse veyahut ikisi birden aday olacak veyahut biri birini tasfiye edecek. Biri... Çünkü ikisi de birbirini, birbirini kendilerine şu anda rakip görüyor. Mesela İmamoğlu kendisini Erdoğan'ı rakip görmüyor. Mansur Bey'i rakip görüyor. Mansur Bey de Erdoğan'ı rakip görmüyor. Şu anda İmamoğlu'nu rakip görüyor. Teşekkürler yorumlarınız için. Çarşamba görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Bir aksilik bir terslik olmasa çarşamba sabah 8'de buluşmak üzere. Bağışlar için çok çok teşekkür ederim. Görüyorum orada bazen not düşerek yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bizim için çok kıymetli. Hepinize şimdiden iyi bir hafta diliyoruz. Bitlo kripto para platformu sundu.